Siz Tahir oğlu Adil Demirkan hiçbir baskı altında kalmadan Rüstem kızı Zümrüt Kuloğlu hanımefendiyi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Rüstem kızı Zümrüt Kuloğlu hiçbir baskı altında kalmadan Tahir oğlu Adil Demirkan beyefendiyi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Şahitler, duydunuz, gördünüz, onayladınız. Ben de medeni kanunumuzun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Aile cüzdanını Zümrüt Hanım'a takdim ediyorum. Ben çok korkuyorum. Gitme. Olur mu öyle şey Zümrüt? Vatan görevi bu. Gitmemek olur mu öyle? Ya orada sana bir şey olursa? Bak, ben sana söz veriyorum. Sapasağlam döneceğim oradan. Döndüğümde de evleneceğiz. Sen yeter ki beni bekle. Döneceğim ben. Ben seni ölene kadar bekleyeceğim. Benim adım Serhat Demirkan. Bu hikaye başlarken ben öldüm. Benim adım Serhat Demirkan. Bu hikaye başlarken ben yanıp küle dönüştüm. Serhat'ın birliği Memmiş'ten Erbaa geçiyordu. Pusuya düştüler. Havan toplarıyla vurdular askerlerimizi.
Ne yazık ki bu küngeden başka hiçbir şey kalmadı geriye. Feyt abi ne olmuş? Serhat Bey demişte şehit düşmüş. Ya beni de götür. Ya sen de getir. Ateşin aşkına sen yeter ki beni bekle. Döneceğim ben. Ben seni ölene kadar bekleyeceğim. Ya sen de gel. Serhat? Oğlum. Aslan yeğenim benim. Serhat. Yaşıyorsun. Serhat. Yeğenim. Biz seni ölü bildiydik. Allah'ıma bin şükür. Oğlum, 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 oğlum. Oğlum neredeydin oğlum? Biz seni öldü bildik oğlum. Babaanne, babaanne tamam. Tamam. Oğlum sen neredeydin oğlum? Tamam. Oğlum sen seni öldürdük oğlum. Ve biz yazılı tuttuk oğlum. Oğlum. Serhat ne oldu oğlum anlatsana. Tamam ben her şeyi anlatacağım. Amcamın düğününü mahvetmeyelim. Aslan yeğenim. Allah mesut etsin. Yenge. Ben sözümü tutup geldim işte. Niye beklemedin beni? Niye beklemedin beni Zümrüt? Sen nasıl yaptın bunu bana? Nasıl yaptın bunu bana? Cevap ver! İnanmadım. Bekledim dönersin diye. Ben senin cenazene geldim. Yasını tuttum.
Ben ölmedim Zümrüt. Ben senin için ölmedim. Hava topları yağdı benim üzerime. Bütün arkadaşlarım gözümün önünde öldü. Ben ölmedim. Senin için ölmedim ben. Beni esir aldılar, işkence ettiler. Ben o işkenceleri senin için dayandım. Ben orada senin için ölmedim. Sen o karanlıkta gökyüzümdün benim. Sen benim içemediğim suyumdun. Kuru ekmeğimdin sen benim. Ben senin için yaşadım. Senin için ölmedim ben. Koskoca Nevşehir'de amcamdan başka kimseyi bulamadım mı? Sen yeter ki beni bekle. Döneceğim ben. Ben seni ölene kadar bekleyeceğim. İhsan seni Antep Otogarı'nda karşılayacak. Benim askerlik arkadaşım. Annesiyle birlikte yaşıyor. Bir süre onlarla kalırsın. Sonra sana iş de ayarlayacak. Bir sıkıntın falan olursa sen söyle, İhsan'ı o bana iletir. Serhat. Ne olur gönderme beni. Ben bir daha sensiz kalmak istemiyorum. Ben seni çok seviyorum. Bir şey demeyeceğim mi? Sen bu aşkı kendi ellerinle yaktın. Bizim avuçlarımızda külleri kaldı sadece. Artık ne bir kelimenin, ne bir sözün anlamı yok bende. Kendine iyi bak. Ne olur dön. Ne olur dön Serhat. Yalvarırım gitme. Herkes gitti. Ben ölürken bile hasrettim sana. Biraz da sen ağla Zümrüt. Biraz da sen ağla.
Ne oluyor lan? Niye durdun? Serhat Bey, elde de silah var abi. İnin lan arabadan aşağı. İnin lan! Hayırdır Serhat Bey? Siz İhsan'la anasının evine mi bastınız lan? Serhat Bey. Bacağım! Bacağım! Siz İhsan'a kim olduğunu biliyor musunuz oğlum? Siz bu vatanı için canını ortaya koyan, benim kan kardeşim İhsan Çelik'in evine mi bastınız? Dövdünüz mü lan onu? Arabanın kapılarını aç. Olmaz Serhat Bey. Abbas Bey'in kesin emri var. Niyazi, arabanın kapılarını açıyorum sana. Olmaz Serhat Bey. Serhat Bey! Aç ulan kapıyı, aç. İn aşağı. Al bunu. Al bunu. Kimsenin seni bulamayacağı bir yere git. Kendine yeni bir hayat kur. Serhat. Beni bir dinle. Dinleyecek bir şey yok. Serhat. Bak diyeceklerimi bir duy. Ne olur yapma. Kurban olayım, beni burada bırakma. Serhat. Dinleyeceksin. Mecbursun. Ben seni çok seviyorum. Ben senden hiç vazgeçmedim. Ben ömrümde senden başkasını sevmedim. Allah aşkına inan. Senden başka kimsenin eli elime değmedi. Ben sana ölene kadar bekleyeceğim dedim. Mecburdum. Çaresiz kaldım. Niye anlamıyorsun? Ben sensiz yaşayamam.
Sen yokken ben nefes alamıyorum. Sen yoksan ben yokum, anlasana. O zaman sık. Sık da kurtulayım. Öldür beni. Öldürsene. Amcam da gelsin, anlatacağım. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Madem kararı töreler verecek, o zaman Zümrüt'le ben evleneceğim. Bu evin bekar en büyük erkeği benim. Demek ki nikah bana düşer. Öyle değil mi amca? Zümrüt. Bu konakta benim karım olarak yaşayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.